İlk iddia kuponun Tuttur'dan hediye. Şimdi Tuttur uygulamasını indir, üyeliğini tamamla, ister Yazarlar Kulübü'nde ister sosyal kuponlarla tutturmaya hemen başla. Üstelik maçları canlı izle, canlı oyna. Detaylar Tuttur'da. Polonya Hollanda'ya ne diyorsunuz? Bak bu da güzel maç. Bence Hollanda alır burada. 2.5 üstte gider burada. 1.84'te güzel oranmış. Hollanda oran. Futbolu müthiş bir yükselişte. Santraforları kim abi? Depay mı? Depay oynuyor. Depay tabii. Ve Gorsal biraz daha sonradan giriyor. Ama Hollanda, belli olmuyor abi. Ama işte. Hollanda kazanır abi. Polonya'nın kuvveti yok o kadar. 1.66 ve 1.84. 1.84 güzel oran. Ama Polonya'da boş takım değil abi. Bednarek'leri, Şeznisi, Lewandowski. Takım değil de abi. Nakıs bir yerde bir kesiliyor yani. Bir yerde yetmiyor. Şeyi yetmiyor. Bir de Hollanda topu aldı mı Polonya'yı bir yerden sonra bayıltır abi. Hani gittili geldili böyle fiziki bir maç olsa Almanya maçları gibi ne olacağı belli olmayabilir ama Hollanda topu aldı mı götürür abi. Peki 3. gruba geçeyim Liga A. Almanya, Macaristan. Macaristan da şaka mı o grupta yeri Dimanshaft. Yani tamam hani baba takımlar çok iplemiyor bu turnuvayı falan diyoruz. Konsantrasyon seviyesi düşüyor diyoruz ama sonuçta Alman benim hocam teknolojisinden bahsediyoruz. Yani hani Almanya'nın önünde bir grupta 4 maç sonunda önde olmak bence saygıyı hak eden bir şey. Şimdi Almanya buna belli bir noktaya kadar müsaade eder arkadaşlar. Almanya Macaristan'ı sen lider misin? Gel bakayım şöyle der. Tabii. Handikapını yapar. Ama handikap mı oynamak istersin? Üst mü oynamak istersin? Ben sanki üst biraz daha mantıklı gibi geliyor. Macarlar çünkü Almanya'nın oranı bayağı düşük. Macarlarda bir tane falan atarsa garanti üst olur yani. Aynen. Kaçarı olmaz. O yüzden üst 1.40 bankolardan bir tanesi bu fikstürün bence. %100 Almanya kazanır abi. Ama 1.11 orandan bak, ziyade handikap. Dünyada herkesin unuttuğu bir hoca. Çok iyi hoca abi. Bak bu takımı yeniden kuracak. Ben Dünya Kupası'nda da iddialı buluyorum. Bir çeyrek final göreceklerini düşünüyorum. Bu zayıf kadroyla. Ya bu maç çok hakikaten öyle de bir takım ki hakikaten Almanya süpürse 5'e 6'ya gitse de şaşırmayız herhalde içeride. Yani çünkü bu artık hani aldığı anda zaten altına alacak Macaristan'ı. Ama ben Macaristan'ı da yani... Sen üst de üst. Bak, üst en üst temiz. Evet evet yani üst en temiz. Senin söylediğin iki senaryoda üst. Banko Almanya dedim abi. Üst diyoruz. İtalya İngiltere çok güzel maç. 2.28'den İngiltere. 2.28'den İngiltere abi. İngiltere benim Dünya Kupası'nda favorim. Abi en son 4-7'ler biliyorsun. Abi İtalya büyük bir krizde. Yeniden zaten gidemiyor Dünya Kupası'na. Hmm. Yeniden yapılanma döneminde. Onda Mancini doğru bir adam mı ondan da emin değilim. Yani yeniden yapılanma açısından doğru bir adam mı ondan emin değilim. İngiltere Katar'da biraz kendi evinde gibi oynayacak. En az yarı final yapacağından eminim. Şu Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nda finalde kaybetti. Bu maçı kazanmak isteyeceklerdir. Ben İngiltere'nin kazanacağını düşünüyorum ve daha da formdalar yani. Vallahi İtalya dediğin gibi aslında Dünya Kupası'na gidemediği için son büyük maçı bu. O yüzden ben bu büyük maçı hani İngiltere'den daha çok sahipleneceğini düşünüyorum. Maç da İtalya'da. O yüzden ben İtalya kaybetmez noktasındayım. Peki güzel iddia. Ben de İtalya'nın karşılığı. Böylece Tutturanlar Kulübü yine tutturacak bir günü yaşayacak. Tamamlayıcı bir bahis. Karadağ. Birbirlerini üzmezler. Abi bu sıkıntılı maç. Ben bu birbirlerini üzmezler. Zaten son bölümde Balkanlarda geldi. Balkanlarda ne döner belli olmaz arkadaşlar. Buraları biraz tempolu geçebiliriz o zaman. Balkanlarda ne döner belli olmaz. Birbirlerini üzmezler. Beraberlik 2'den 1 falan. 2'den 1 olabilir. 2'den 1 olmaz mı bu? 1'den 2, 2'den 1. 2'den 1 önce Karada 2-0'dan 2-2 falan. Tuhaf şeyler olabilir. Gürcistan Makedonya'mız var elimizde. Şu anda Avrupa'da en çok dikkatimi çeken futbolcular Gürcü oyuncular. Berikse de var Ankara Gücü'nde çok başarılı. Fakir Kvaratskhelia'sı. Kvaradona. Kvaradona'nın bir iki model düşüyor. İşte bizde Berikse var Ankara Gücü'nde. Aynen. Aynı şeyleri yapıyor. Aynı şeyleri yapıyor abi. Bayağı oyuncu ihraç ettiler. Ben Gürcistan'ın Makedonya'ya handikaplı kazanacağını düşünüyorum. 1.90'da güzel oran. Gerçi Makedonya büyük bir sükse yaptı biliyorsun. İtalya abi, Gürcistan aynen. Kazanacağını. Gürcistan'a banko diyor. Benim bankom bu abi. Ben Gürcistan 1.90 orandan çok iyi. Karşılıklı gol yok benim bankom bu maçta. Ben de Gürcistan kazanır. Ben 1-0, de 2-0 falan Gürcistan 2-1'den kazanır. 2-1'den atamaz bunları. 2-0 falan Gürcistan kazanır diyorum. Çekya Portekiz'e geçtik. Cumartesi gününün. Ve İspanya İsviçre var. Bak Çekya da aynı durumda. Az önce anlattığım İtalya İngiltere tadında bir durum var.
Portekiz'i yeneceklerdir diyorsun. Yani yenmek zor ama maça daha çok asılacaklardır. O yüzden ben Portekiz'e güvenmeyin diyorum. Ben yani de şöyle söyleyeyim. Bu Cristiano ben bu maçı Ronaldo, oynamayacağım. Ziraat Türkiye Kupası golcüsüne döndü. Şerife deplasmanda penaltıdan gol atmak nedir kardeşim? Bir de CUMU'yu mu yaptın? Ulti şey yapmadın. Yani. O yüzden Avrupa Ligi'nde. Ona gol attırmaya çalışacaklar, tamam mı? Hani baba bir iki tane atsın ben buradayım desin. Bir kendine gelsin. Hani bir üç tane atsın kendine ben buradayım. Bunun bir Çek maçı vardır Prag'da. Efsane bir maç. Polonya'da mı çekti adamı? Öyle bir yerde ya Polonya'da ya Çek Prag'da ya Polonya'da bir maçı vardır bunun. 3 tane attı. Hangi maçı çevirdi? İnanılmaz. 3-2 veya 4-3 kazandıkları bir maç vardır. İsveç maçı mı? İsveç. Ha. Bravo. Öyle bir maç yaşatmaya çalışacaklar. Atamayacak baba. O yüzden Çek'e kaybetmez. Yine kaybeden United mı olacak yani? Yine kaybeden Ronaldo olacak maalesef. Kurt kocayınca. Öyle olur. Biraz öyle abi. 37 o. Sen tahminini söyledin mi? Benim tahminim oynamayın. Ben bu maçı oynamaması gerektiğini düşünüyorum. İspanya İsviçre. Portekiz'e 1.60'dan hiç oynamayın. En azından söyleyeyim. İspanya İsviçre. İspanya. Güzel takım İsviçre. Ama İspanya çok, alır ya. Çok uyuz bir maç. Yani İsviçre bu takım düşük skorda tutabilir. Alt olabilir. Çok güzel alt olur. 1.66. TG 2-3 yine benim yakın olduğum şeylerden biri. %100 alt olur bu da. İspanya İsviçre. 4-1 bitiyormuş şu an. Faroe Adaları Türkiye'de ben oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Orası da şey yani Lüksemburg sonrası dediğin gibi. Aynen bir Lüksemburg maçını da görmek lazım. Abi yarısı gitmez bak ben size söyleyeyim. Takımın yarısını kası çeker. Evet ya. Öyle ya soğukta ne işimiz var baba filan olur. Ondan sonra hani turistik bir yerde değil. İzlanda mizlanda olsa görmeye gidersin de. O yüzden Faroe Adaları tuhaf maç olur ona bir şey bakın abi. Kim gidiyor kim? Her türlü yeneriz de handikap çıkabilir buna oran. Hani 2-0'ın altı sayılmaz falan çıkabilir. O yüzden çok garanti oynamayın. Senin? Vallahi ben dedim ki ben maç günü belki bir tahmin. Şeyde pay tutturanlar yazarlar kulübüne bakın. Tutturun uygulamasında. İnternet sitesinde de var. Orada özellikle bu maça tahmin paylaşacağım ama maç günü. Evet yani aslında toparlamak gerekirse biraz şimdi Uluslar Ligi programın başından beri söylediğimiz gibi biraz bol tuzaklı mayın tarlası gibi. Yani her takımın konsantrasyonu, hedefi başka oluyor. Tek bir amaç uğrunda değil kimisi işte yeni yapılanma bizim gibi. Bir yandan hani zaten Dünya Kupası hedefi ve takvimi olmadığı için oyuncu havuzunu genişletmek, oyunu ileriye götürmek gibi hedefleri oluyor. Bazısının da işte Dünya Kupası'na hazırlık maçı gözüyle bakıyorlar. Dolayısıyla biraz kadroları görerek hareket etmekte fayda var. Özellikle bu iki haftalık milli takım arasında. Kesin. Eğer kaybetmek istemiyorsanız bunu söylemek lazım. Yavaş yavaş da toparlayabiliriz diye düşünüyorum beyler. Güzel bir program oldu bence. Kesinlikle katılıyorum sana. Daha güvenli bahisler tercih edin. Özellikle milli takım hafta. Yani şeyi anlarım. Dünya Kupası elemesi, Dünya Kupası bambaşka bir şey olacak. Dünya Kupası her maça tabii, daha yoğun bakacağız ama bunlar ara maçlar. Yani ara maçlar her zaman sıkıntı milli takımın düzeyinde özellikle. Onlar da bilmiyor yani ne oynadığını. Aynen. Ya yani tahmin yap biraz belirsiz bir ortam olduğu zaman tahminler zorlaşıyor. O yüzden kendi tahmininize de sık dokuyun. Öyle hemen çıkış yapmak isteyen takımlara dikkat edin ya. Çıkış yapmak isteyen ülkelere Gürcistan, Karadağ, işte efendim Çekya, yani ben bir daha baş kaldırayım diyecek milletler biraz daha önem veriyor maçlara. Değil mi? Yani aynen. Mesela büyükler biraz daha hani İtalya, İngiltere her zaman derbi gibi olduğu için önem verecektir ama hani diğer maçlar biraz şey olur, sıkıntılı olabilir yani. İyi maç seçin, evet. Doğru maç seçin. Sergen hocam dediği gibi Bundesliga'dan uzak durun. Pekala, böylelikle o zaman bu haftada Tutturanlar Kulübü'nün sonuna geliyoruz. Milli takımımız adına her zamanki temennimizde bunlar. Sağlık, kazasız, aynen, belasız. Güzel bir galibiyetler alın gelin. Oradan da Faroe Adaları'na hoşça kalın. İlk iddia kuponun Tuttur'dan hediye. Şimdi Tuttur uygulamasını indir, üyeliğini tamamla, ister yazarlar kulübünde, ister sosyal kuponlarla tutturmaya hemen başla. Üstelik maçları canlı izle, canlı oyna. Detaylar Tuttur'da.